Bir de bir anlatmak lazım tamam. yani. Hay hay. İsmail'den kısaca o kritik görüşme, yani çok işte beklentiye sokan insanları, o görüşme niçin yapıldı ve ne konuşuldu? Onun hikayesini bence bir dinleyelim. Bence tabii o biraz kamuoyu baskısıyla yapıldı. Yani benim gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'lilerin Muharrem İnce'ye dair beklentileri yoktu. Hatta yani bir ittifak kurma gibi bir eğilim de sezmedim doğrusu. Ama kamuoyunda vardı ve kamuoyundaki o ihtiyaç karşılanmış oldu herhalde. Öyle zannediyorum. Hı hı. Zaten biz geçen cumartesi günü değil mi? Cumartesi günü olsa gerek. Konya'dayken bu soruyu Konya'da Ereğli'deyken biz, ben, Ruşen Çakır ve Hıdır Göktaş, 3 gazeteci çok takip ediyorduk. Ve kendisinden özel olarak rica ettik. Bir saniye. Mevlüt Dudu'dan, Memleket Partisi'nden, İyi Parti'den bir mesaj geldi. Okuyacağım Mevlüt Bey'in mesajını. Bilmesini isterim. Evet. Şimdi biz Ereğli'de özel bir görüşme talep ettik ve kendisine bu soruyu sorduk. Ben sordum. Yani Muharrem İnce'yle görüşecek misiniz? Dedi ki yarın büyük ihtimalle görüşeceğiz. Yani benim anladığım kadarıyla görüşme trafiği sürüyordu. Biz o demeci kamuoyuna taşıdık. Ben hemen dakikalar sonra Halk TV'ye bağlandım, aktardım. Zannedersem bizim aktarmamızdan sonra da randevu kesinleşti. Çünkü açıklandı. Saat 17 itibariyle o randevu yapıldı. Randevuya Kemal Kılıçdaroğlu heyetiyle gitti. Muharrem İnce karşıladı. Fakat şunu söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu konuşması boyunca hiç ne ittifaktan bahsetmiş, ne bir işbirliğinden bahsetmiş. Buna pek gönüllü olmadıklarını anlıyorum zaten. Çünkü CHP'lilerin bakışı şu yönde. Muharrem İnce şimdilik anketlerde bir yükselme trendinde olsa da seçime doğru bu trendi düşecek ve dolayısıyla bir risk olmaktan çıkacak. CHP'liler böyle okuyor bu meseleyi. Ve o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşme sırasında ittifak bahsi de açmıyor. Efendime söyleyeyim. Çekildi herhangi deniliyor. Bir teklifte de bulunmuyor. Ve Muharrem İnce de konu açılmadığı için o da yani bu söze giriş yapmıyor. Yani ona çekil diyen olmadığı için ya da gel ittifak yapalım diyen olmadığı için o da ittifak yaparsak ben de şunu istiyorum dememiş yani. Hani şöyle kulislerde bilgi geçiyordu. İşte Muharrem İnce Milli Eğitim Bakanı olacakmış. İki tane de ayrıca bakanlık istiyormuş. 20 vekil istiyormuş. Doğrusu bu doğru değil yani. Muharrem İnce'nin böyle bir talebi olmadı. Benim duyduğum kadarıyla olmadı. Bir de zaten Muharrem İnce yani benim gördüğüm kadarıyla bakanlıkta da yetinmez yani. Eğer pazarlık masasında oturursa eli yüksekten açardı. Şimdi dolayısıyla bu doğru değil. Ve sonuç olarak yani iki tarafta aslında bir karar vermiş durumdaydı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce'nin bir risk olmak, faktör olmaktan çıkacağını düşünüyor seçim yaklaştıkça. Çünkü kampanya iki büyük aday etrafında yoğunlaşacak ve bu dönemde zaten iktidar karşıtı olan Muharrem İnce taraftarları bir tercih yapacaklar diye umuluyor. Diğer taraftan Muharrem İnce o yoldan artık geri dönemezdi. Yani ben o düşüncedeyim. Çünkü benim de önüme o anketler gelse ben de geri dönmezdim herhalde. Şu an Muharrem İnce'yi o da bir Muharrem İnce bir dalganın üzerinde oturuyor. Bunun bir yanında anketler var, diğer yanında sosyal medya dalgası var. Ve bunu çözümlemek gerekiyor. Ben bugün yazımda bir yazı kalemi aldım. Muharrem İnceciler kimlerdir diye. Çünkü bir Muharrem İnce var, bir partisi var ve partisinin üyeleri var. Bir de ondan bağımsız olan, onunla ilişkileri çok zayıf olan kalabalık Muharrem İnceciler grubu var. Yani Muharrem İnce ile Muharrem İnceciler başka başka gruplar aslında. Ve bu konjöktürel olarak örtüştüler. Yani biraz hasbelkader örtüştü bu kalabalık. Ben bunun üzerine bir süredir düşünüyordum. Kimdir Muharrem İnceciler? Mesela bazıları AK Parti, eskiden AK Partili ve MHP'li. Bazıları çok öfkeli sosyal demokratlar. Görüyorum. Hı. Bazıları aşina olduğum ve saygı duyduğum insanlar. Mesela Mevlüt Dudu yani. Saygı duyuyorum kendisine. Şimdi dolayısıyla anlamaya da çalışıyorum. Birkaç dakika izin verebilir misin bana? Biraz onu anlatmak istiyorum. Saat 25 bitti. Tamam, daha devam edelim. Şöyle, diğer konulara da süremiz kalsın. Yani, bir de mesaj okuyacaktın Mevlüt. Şimdi şunu söyleyecektim. Muharrem İnce neden parti kurdu? Birincisi 2018'de Cumhurbaşkanı adayı oldu, kaybetti. İkincisi Cumhurbaşkanlığını kaybettikten sonra parti içinde Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı, onu da kaybetti.
Üçüncüsü 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na heveslendi. O da verilmedi. En son 2020 yılında benim bana ikinci kez Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı verin dedi. Ona da kimse evet demedi ve Muharrem İnce yolların sonu da ayrılmak durumunda kaldı ve kendisiyle beraber hareket edenlerle Memleket Partisi'ni kurdu. Kendince iddiası vardı. 3 milletvekili ona katıldı. İkisi halen onunla beraber bu arada. Partiyi kurdu. Parti ilkin daha göz dolduran bir kadroyla yürüyordu. Mesela Gaye Hanım da onlardan biriydi. Fakat zaman içerisinde bu Muharrem İnce'nin yapısal özelliklerinden kaynaklanıyor. Zaman içerisinde bir istifa ettiler. Sosyal medyaya taşındı parti içi kavgalar. Parti bir ölçüde dağılma aşamasına geldi. Ve Muharrem İnce %2'ler bandında görünürken birdenbire %1'in altına düştü ve anketlerde artık diğerleri hanesinde anılmaya başlandı. Bu 2023'ün Ocak ayına kadar böyleydi. Yani 3 ay öncesine kadar bu böyleydi. Metropol Araştırma Şirketi'nin Ocak ayı araştırmasına göre Muharrem İnce Memleket Partisi'nin oyu Ocak ayında %3. %3. Yani 0.3. Fakat Şubat ayında 2.5'a, Mart ayında 3.5'a çıkıyor. Bir dansla mı yani? Şimdi ne o? Hayır, dans değil. Başka etkenler var orada. Yani dans bir sembolik an ama başka etkenler var. Şimdi Muharrem İnce Ocak ayında 1/3 ve tek başına artık seçime girme umudunu kaybetmiş. Bu yüzden Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ile Rıfat Serbaloğlu'nun Doğru Partisi ile Vecdet Öz'ün Adalet Partisi ile koalisyon kurdular. Adına 4. ittifak dediler. Hatta bu 4. ittifak Şubat başında kuruluşunu ilan etti. 4 lider fotoğraf verdi. Bir ay durabildiler. 5 ya. Mart başında dağıldılar. Sebebi ne? Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın bizim Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş demesi. Bunun üzerine tam bir Muharrem İnce tavrıyla liderlerin WhatsApp grubuna mesaj atıp grubu dağıttı. Yani çünkü Muharrem İnce'nin bir WhatsApp şeyi var, tutumu var. Oraya mesaj atıp hadi ben eyvallah deyip ayrıldı. 5 Mart itibariyle bıraktı. Aslında o 5 Mart itibariyle Muharrem İnce'de bir İnceciler grubu oluşmaya başlamıştı. 3 evreden söz edebilirim benim gözlemlediğim. Birincisi deprem. Şubat başında ve 5 Şubat'a kadar 1/3 olan hareket esasen Muharrem İnce tek başına olması, bir bürokrasisinin olmaması, tek adam olması, her şeyi telefonla halletmesinin nedeniyle çok mobil bir insan depremin olduğu gün doğru zamanda doğru yerde oldu. Atladı gitti. Atladı gitti ve gerçekten doğru bir tutum gösterdi. Halkla, çünkü hiçbir siyasetçi henüz o aşamada gidememişti. Ve o an orada bulunduğunu, depremde yanında olduğunu sosyal medyayla da duyurdu. Başka bir vasıtası yok. Şimdi Muharrem İnce'nin bir eğilimi de şöyle. Muharrem İnce benim uzun zamandır gözlediğim kadarıyla sosyal politik söylemini Twitter'ın timeline'ına göre belirliyor. O gün Twitter timeline'ında hangi konu varsa kitlesine onu kendi meşrebince anlatıyor. Bunları görüyor mu? Çeviriyor. İyi bir sosyal medya ekibi mi var? Yok, kendisi yapıyor bunu. Bence kendisi kullanıyor. Kendisi WhatsApp'ı da kendisi kullanıyor, Twitter'da kendisi kullanıyor. Şimdi dolayısıyla Twitter timeline'ına, oradaki gündeme göre politik içerik üretiyor. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Şimdi o timeline'a göre hareket ettiği için depremle onu buluşturdu ve sosyal medyada mesajını çoğalttı. Bu onda özellikle genç kuşakta büyük bir sempati yarattı. Çünkü mobil bir adam yani. Maraş'a gidiyor, Hatay'a gidiyor, Antep'e gidiyor, dolaşıyor. Bir de Muharrem İnce kalabalıklara çabucak karışıp aynılaşabilen, o beceriyi gösterebilen bir siyasetçi. Şimdi bu birinci ivmeydi. Yani evreydi onun yükselişindeki. İkinci evre bence 3-6 Mart tarihlerindeki altılı masadaki kriz. Bu krizde Meral Akşener'in yaşadığı bocalama bazı İYİ Partililerde biz emrivakiye tabi tutuluyoruz, CHP'nin emrivakisine tabi tutuluyoruz diyerek tepki yarattı ve o tepki İYİ Parti'den Muharrem İnce'ye o yakışına neden oldu. Üçüncü evre ise Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesi oldu. Zaten hali hazırda CHP'de de, Altılı Masa'nın diğer seçmenlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli olan İmamoğlu'ya da Mansur Yavaş'ı destekleyenler vardı. Bu grup zaten biliniyordu ve adaylığın kesinleşmesiyle beraber bu grubun kendisi de Muharrem İnce'nin yanına geçtiler. Bunlar aslında muhalif bir kitle fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından ya da o muhalefeti tutumundan memnun değil ve kendisinin Muharrem İnce'yi de temsil ediyor. Şimdi bu grup, bu grupla Muharrem İnce ve Memleket Partisi arasında yani kasbel kadar bir yan yana geliş var. Çünkü Muharrem İnce bu grubu üzerinde bir otorite sahibi değil. Bu grupla temasını sosyal medya üzerinden kuruyor. Eğer
bildiğimiz anlamda geleneksel bir örgütlülükle kurabilseydi imzaya götürebilirdi. Bu grubu imzaya götüremedi mesela. Götüremez çünkü. Yani partisinin ne öyle bir örgütlülüğü var ne de Muharrem İnce'nin böyle bir kadro. Peki. Söz çok konusu. Kritik bir şey soracağım. Bugün yazını dikkatle okudum. Yani kritik bulduğum bir şey soracağım daha doğrusu. Panorama TR'nin verilerine de yer vermişsin. Evet, ona gelecektim, evet. İkinci turda İncecilerin %50'si Kılıçdaroğlu'na, %30'u Erdoğan'a mühür basacak diyor Panorama TR. Ne dersiniz buna? Niye %30'u Erdoğan'a mühür bastı? Var çünkü Erdoğan kitlesinden de oy alıyor. Muharrem İnce sadece muhalefetten oy almıyor. Mesela benim elimde 3 tane araştırma var. Özer Sancar'ın, Metropol'ün araştırması, Panorama TR'nin araştırması, Türkiye Raporu'nun araştırması. Bu araştırmaya göre evet yani çoğunluk kendisini muhalif seçmenlerden oluşuyor ama yani mesela Özer Sancar'ın araştırmasına göre Memleket Partisi %3,5 oya sahip. Bu 3,5 oyun işte 1,4'ü AK Parti'den, 1,4 puan AK Parti'den, işte 1 puanı CHP'den, diğerleri MHP ve İYİ Parti'den geliyor. Gene diğer araştırmalara göre AK Partili olup AK Partili, AK Parti'yi överip kararsıza dönüşmüş olan seçmen grubu var. Ve bunlar Muharrem İnce'ye verecek. Asıl alameti farikası şu. Şimdi Muharrem İnce Ocak ayında 1003'ken şimdi anketlerde %10 üzerinde görünüyor. Peki bu kitle nereden çıktı? Bu kitleyi tahlil etmek gerekir. Muharrem İnceciler grubu Muharrem İnce'nin örgütü değil. Muharrem İnce'nin üyesi değil. Onlar başka bir grup. Bu gruplar arasında esnek bir bağ var ve bu grup aslında bu grup gitti Muharrem İnce'yi buldu. Söylüyorum mesela ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu değil de Ekrem İmamoğlu olsaydı bu grup Ekrem İmamoğlu'cu olabilirdi yani. Bu adaya bağlı olarak biraz da gelişti. Muharrem İnce ya da Mansur Yavaş'ın aday olması halinde belki bu grup da olmayacaktı. Bütün bunlar Muharrem İnce'yi oluşturdu. Muharrem İnceciler oluşturdu. Şimdi bu grubun karakteristiği birden çok araştırmaya göre şöyle. %70'i 34 yaş altında. %70'i evet. 34 yaş altında. %40'ı 24 yaş altında. Ya 55 yaş üstündeki Muharrem İnce seçmenin oranı %5. Bu grup çoğunlukla yani kendisini %50 oranında Atatürkçü diyor. %30 oranında milliyetçi diyor. Bu grup her eğitim grubunda var, her gelir grubunda var ama çoğunluk orta alt gelir grubu. Etnik olarak kendisini, etnik demeyeyim, kimlik olarak kendisini Türk diye niteliyor. Dolayısıyla yani işte Kürtler ve Zazalar arasında daha çok düşük oranda oy alabiliyor ama bu bir sosyolojik tahlil. Daha çok erkekler, genç erkekler oy veriyor. Hep mesela şeyde Panorama'nın araştırmasında şöyle diyor. Genç Türk erkek seçmenin oy verdiği bir parti. Ve bunlar ilk kez oy veriyorlar. Diğer mevcut liderler onlara bürokratik ve sıkıcı geliyor. Muharrem İnce belki eğlenceli geliyor. En azından bürokratik gelmiyor. Ve yani hem iktidardan rahatsızlar ama muhalefetten de hoşnut değiller. Peki. Şimdi bu Muharrem İnce'de buluşuyor. Fakat tabii bu araştırmaya şöyle yansıyor. Şimdi birden çok araştırma var. Benim yazıma koyduğum 3 tane koymadıklarım da var. Onlar hallerine işte için koymadım. Ama gördüğüm kadarıyla mesela 2 araştırmada Panorama'da ve Türkiye raporunda Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı oyu %10 üzerine çıkmış. Memleket Partisi'nin oyu %5-6'nın üzerine çıkmış. Özer Sancar'a göre Memleket Partisi bugün itibariyle geçen ay %3,5'tu. Bu ay %5 üzerine çıkabilir. Muharrem İnce'nin oyu da bunun 2 katı olabilir. Muharrem İnce'nin şahsi oyu ve partisinin oyu yükselmiş. Fakat şahsi oyu partisinin 2 katı kadar. Yani parti çok geride onun. Çünkü bu bir kampanya hareketi. Aslında parti dediği aslında bir Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı kampanya hareketi. Ve Muharrem İnce'nin şahsıyla bağlı. Fakat aynı zamanda peki. Bu süreç Muharrem İnce'nin şahsıyla bağlı dedim ya, zaaflarıyla da bağlı. Muharrem İnce hataları açık, zaafları olan ve kontrol edilemez bir siyasetçi. Bu nedenle bu kitleyi seçime kadar yanında tutmayı başaramayabilir. Ve onları seçim sandığa götüremeyebilir. Mesela evet. Muharrem İnce... Toparlayalım, süremiz az çünkü. Bitirin, tamam. Muharrem İnce mesela bu kitleye dese ki gelin miting yapalım, toplayamaz. Bu kitle öyle bir kitle değil. Bu kitleyi mitinge götüremez mesela. Ama bu kitle sandık gününe kadar onun tarafından korunabilirse belki oy verebilir. Bu kitle kampanya kitlesi. Bu kitle geleneksel bir seçmen kitlesi değil. Ve Muharrem İnce'nin
tek adam olması, bir kadrosunun olmaması, örgütlülüğün zayıf olması nedeniyle bu kitleyi seçime kadar tutma başarısını göstermesi zor. Bir de şu nedenle zor. Seçime doğru ilerlenirken temel kamplaşma şu olacak. Muhalefet mi, iktidar mı? İki büyük aday etrafında toplanacak. Dolayısıyla üçüncü bir adayın buraya başını uzatabilmesi güç çok görünüyor. Sır. Bir de Muharrem İnce'ye oy veren seçmenin önceliği iktidarın gitmesi. Evet, muhalefetten rahatsızlar. Ama önceliği iktidarın gitmesi. Muharrem İnce'nin önceliği o değil. Muharrem İnce ben Erdoğan'ı alt edeyim, iktidar olayım perspektifiyle hareket etmiyor. Muharrem İnce özü itibariyle bana sorarsanız iktidarı kazanmaktan çok muhalefetin kaybetmesine oynuyor. Çünkü o CHP'li yarı kalmış bir hesabı görmeye çalışıyor. Eğer bu seçimin sonucunda iddia edilen oyları alırsa olacağı söyleyeyim muhalefetin adayı kaybeder. Yani İsmail Panorama TR'ye bakarsak kitlesinin de derdi işte, Erdoğan iktidarın gitmesi değil. Çünkü %30'u Erdoğan'a mı yürür? O kısmı öyle sanki? Ama öyle değil. Can Selçuk'a göre ikinci turda %70 oranında Kılıçdaroğlu'na veriyorlar. Şimdi dolayısıyla bu Muharrem İnce'nin önceliği esasen muhalefetin kaybetmesi, Muharrem İnce'cilerin önceliği ise iktidarın kaybetmesi. Dolayısıyla bu onu kitlesi seçime yaklaştıkça muhalefetin en güçlü adayı kimse onun etrafında toplanmaya taşıyacaktır. Sonuç Özgür olarak, Özel de aslında diyor ki oyları zamanla eriyecek, yani CHP'ler öyle düşünüyor. Millet İttifakı.